Bugün apoptosisten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bazı kaynaklarda apoptos ya da apostozis gibi farklı isimlerle de karşınıza çıkabilir ama ben bu videoda buna apoptosis diyeceğim. Tamam mı? Apoptosis nedir bunu anlatmaya ve bazı sorular sorarak örneklerle konuya açıklık kazandırmaya çalışacağım. Şimdi önce şu ilginç kelimenin anlamıyla bir başlayalım. Bu apoptosis sözcüğünün etimolojisini biraz araştırdım ve gördüm ki apoptosis kelimesi Yunanca iki farklı kelimenin birleşiminden oluşuyor. Evet şu an bu konu hakkındaki bilgimin sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Kelime iki parçadan oluşuyor. Apo uzağa anlamına geliyor. Ptozda düşmek demek. Dolayısıyla apoptosis uzağa düşme, dökülme gibi bir anlama e, sahip arkadaşlar. Yani programlı hücre ölümü diyebiliriz. Veya bir ağacın yaprak dökmesiyle benzer bir şey. Apoptosis'te hücreler ölmeleri gerektiği zaman önceden belirlenmiş bir şekilde ölüyorlar. Rastgele bir süreç değil bu. Hücrenin belli bir amaçla gerçekleştirdiği bir süreç. Konu üzerinde çalışan e, ilk araştırmacıların, sürece apoptosis ismini vermesinin nedeni de bence bu. Bu tür hücre ölümlerinin organizmanın gelişiminde, bedenin onarımında ve hatta viral enfeksiyon ve kanser gibi durumların önlenmesinde normal ve sağlıklı bir rol oynadığını vurgulamak istemişler. Yani apoptosis, vücudunun şu anda bile yaptığı son derece normal ve sağlıklı bir şey. Yani ben bu videoyu kaydederken mesela siz de dinlerken vücudumuzda bir yandan ölüm kol geziyor. Peki, bir hücre ne şekillerde ölebilir? Burada bir diyagramımız var. Bu normal sağlıklı bir hücre. Sonra buna dönüşüyor sanki havaya uçmuş gibi. Ne oluyor burada? Diyagram hücre ölümünün en yaygın iki biçimini gösteriyor. Bu iki kategoriyi basitçe düzensiz ve düzenli şeklinde isimlendirebiliriz. Ama daha bilimsel olmak gerekirse patlıyormuş gibi görünen hücre nekroz geçiriyor. Bu tür hücre ölümünde hücre şişer ve patlar. İçeriğini de ortama salar. Bu pek iyi bir şey değildir çünkü bu içerik bölgedeki diğer hücrelere zarar verebilir veya bağışıklık sistemi hücrelerini kendisine çekip enflamasyona neden olabilir. Diğer tarafta ise düzenli hücre ölümü olan apoptosis var. Hücrenin büzüştüğünü, kendi DNA'sını ve çekirdeğini parçaladığını görüyoruz. Bu küçük turuncu şeyler parçalanan kromozomlar çok küçük kromozom parçaları. Gerçekte orantısal olarak burada çizdiğimden bile daha küçükler. Apoptosiste hücre farklı bileşenlerini çevreleyecek şekilde küçük parçacıklara ayrışır. Şekilde o parçacıkların tomurcuklanmaya başladığı görülebiliyor. Sonra temel görevi kalıntıları silip süpürmek olan bağışıklık sistemi hücreleri geliyor ve bu küçük parçacıkları yiyor. Ortalık tertemiz oluyor. Hücre ölümünün iki çeşidinden biri çöpünü poşete koyup dışarı çıkartmaya, diğeri de öylece camdan dışarı boşaltmaya benziyor yani. Hatta apoptosiste çöp poşetiyle dışarı çıkardığın şeyler geri dönüşümden geçiyor ve yeniden kullanabiliyorsun. Yani diğer hücreler ölen hücrelerin bileşenlerini kendi amaçları için kullanabiliyorlar. Bu sırada da dışarıda yüzen zararlı parçacıklar yüzünden hiçbir zarar görmüyorlar. Peki apoptosis hangi koşullarda gerçekleşiyor veya karşılaştırmaya devam edecek olursak apoptosis ne sıklıkta gerçekleşiyor? Nekroz ne sıklıkta gerçekleşiyor? Bunu da bilmek lazım. Nekroz genellikle vücudun istemediği bir şeydir. Mesela hücre kimyasal bir toksine maruz kaldığında veya fiziksel olarak hasar gördüğünde gerçekleşir. Yani nekroz hücrenin istenmeyen bir durumla karşılaşması sonucunda kontrolsüzce ölmesidir. Apoptosis ise tüm çok hücreli canlılarda hayatın başından sonuna dek gerçekleşen bir hadisedir mesela bir insanda minicik bir embriyoyken başlar ve ömür boyu sürer. mesela gelişiminin başında eller küreye benzer birer doku yığını halindedir ve o yığını yontarak içinden parmakların çıkmasını sağlayan şey apoptozistir. yani başlangıçta el böyle perdeli bir yapıda sonraları el geliştikçe aradaki doku elin geri kalanını oluşturacak olan diğer hücreler tarafından sindiriliyor. Hücreler apoptosis yoluyla ölüyor. Üzerlerindeki cepcikler de diğer hücrelerce tüketiliyor. Alın size ilginç bir kelime daha, cepcik. Evet, bu küçük çıkıntılara teknik olarak cepcik deniyor. Cepcik kulağa hiç bilimsel bir ifade gibi gelmesi de tüm bilimsel makalelerde bu şekilde geçiyor. Yani tamamen bilimsel. Cepcikleri en sağdaki bu görselde de görebilirsiniz. Bu görseller ne diye merak ediyorsanız eğer, bunlar aslında diyagramda gösterilenlerin fotoğrafları soldaki fotoğrafta sağlıklı hücreleri, sağdaki fotoğrafta da apostoz geçirmekte olan cepçikli hücreleri görüyorsunuz. Yani sağdaki hücreler içerdikleri hücre bileşenlerini çöp torbalarına, daha doğrusu geri dönüşüm torbalarına yerleştiriyor. Sonra bu torbaları diğer hücrelere verecekler ki o hücreler torbalardaki bileşenleri yeniden kullanabilsin. Peki gelelim bu arkadaşa. Bu irbaş neyin nesi oluyor? Neden burada? Çünkü iri başların gelişiminde de ellerimizin gelişiminde gerçekleşen sürecin aynısı söz konusu. Bir tek farklı bir yerde. Gelişmekte olan bir iri kurbağaya metamorfozunda apoptosisin rolü büyük. İri çok uzun kuyrukları vardır. Kurbağalarda ise bir kuyruktan bahsetmek pek mümkün değildir. İşte iri başın kurbağaya dönüşürken kuyruğunu kaybetmesi apoptosis sayesinde olur. Söylendiğine göre iri baş kuyruğunu o bölgedeki hücresel bileşenleri yeniden kullanabilmek için sindirilmiş. Yani kuyruk bir radyo anteni gibi içeri alınıyor ve kalça kısmına dönüştürülüyor gibi hayal edebilirsiniz. Yani süreç kuyruğun ucundan başlayıp içlere doğru mu ilerliyor bilmiyorum ama sonuçta gelişimsel olarak kayboluyor. Daha önce söylediğim gibi apoptosis aslında ağaçların yaprak dökmesi gibi bir şey mi acaba? Ya da kertenkelenin kuyruk bırakması gibi bir şey mi acaba? metamorfoz geçirmekte olan bir irbaşı kuyruğundan tutarsak kuyruk kopar. Çünkü kuyruk bir yandan gelişmekte olan bir kurbanın dokuları tarafından sindirilmektedir. Hücresel düzeyde hücreler ölmeden önce komşularından uzaklaşır. Yani bir yerde dökülmek veya düşmek diyebiliriz buna. Ama bu bütün bir organın düşmesi düzeyinde bir düşme olmak zorunda değil. Tek tek hücrelerin düşmesi demek daha doğru olur aslında. Peki şu ana kadar gelişmekte olan canlılardaki apoptosis'e örnekler verdik. Ama söylediğimiz gibi şu an bile vücudumuzda apoptosis gerçekleşmekte ve buna devam ediyor. Bu hayatın bir gerçeği ve vücudumuzda yaşamı devam ettirmek için bir yandan da bir şeyler ölüyor. Peki bu niçin oluyor? Vücudumuzdaki hücre sayısını sabit tutmak için mi? Evet, apoptosisin önemli rollerinden biri bu. Mesela dolaşım sistemi sürekli olarak yeni hücreler üretiyor. Bu hücreler hiç azalmadan sürekli olarak artarsa vücutta çok fazla hücre birikir ve insan vücudunda çok fazla hücre birikmesi genellikle iyi bir şey değildir. Mesela kanser hücrelerin aşırı çoğalması yüzünden meydana gelir. Yani apoptosisin önemli bir görevi sağlıklı dengeyi korumaktır. Ama madem kanserden konu açıldı şunu söyleyeyim. Bu konuda da hücrelerimiz bizim için büyük fedakarlık gösteriyorlar. Bunu bilmelisiniz. DNA hasarına uğrayan bir hücre kanser hücresine dönüşmeye yatkın hale gelebilir. Hücre bunu engellemek için önce hasarı onarmaya çalışır. Eğer başaramazsa normal koşullarda apoptosise girer. Yani kendini imha eder. Böylece kanserli bir hücreye dönüşmesini engeller ve DNA hasarının sonraki nesillere aktarılmasının önüne geçer. Yani bizi korumak için kendini feda eder de diyebiliriz. Bu apoptosisin insan yaşamı için üstlendiği çok önemli bir roldür. Yani bizi korur. Apoptosis bir kendini imha et butonu vazifesi görüyor. Hücre kanser benzeri semptomlar gösterdiğini fark ettiğinde bu butona basıyor ve apoptosisle sonuçlanacak bir enzimler prosedürünü başlatıyor. Yani genel olarak böyle düşünebiliriz. Tabi kansere doğru giden hücreleri durdurmanın çeşitli yolları var. Bu yollardan bazılarında içsel mekanizmalar devreye giriyor. Bu örnekte olduğu gibi hücre kendi kendisini kontrol edip eyvah DNA'm bozulmuş tamir de edemiyorum apoptosize gideyim bari diyebiliyor. Ama bazen bir hücrenin potansiyel bir kanser hücresi olduğu başka bir hücre tarafından dışarıdan da anlaşılabiliyor. Yani mesela bir bağışıklık hücresi gelip hasarlı hücreye dışarıdan bir protein sokarak aynı süreci tetikleyebiliyor. Aralarındaki iletişim mekanizmasını tam olarak bilmiyorum ama bir hücre diğerine bakıp ''Eyvah seni hiç görmüyorum arkadaşım bu işi çözmemiz lazım.'' diyebiliyor. Başka bir deyişle işte apoptosis birden çok şekilde başlayabiliyor. Ama her halükarda tüm bu olanlar hücrenin yaşam döngüsünün normal ve sağlıklı bir parçası. Peki bütün hücreler bu şekilde mi ölüyor? Nekrozla ölen hücreler de var. O yüzden vücuttaki bütün hücreler apoptosis yoluyla ölüyor diyemeyiz. Ayrıca eski hücreleri geri dönüştürmenin başka yolları da var ve bunlar apoptosis olarak kabul edilmiyor. Mesela bazı deri hücreleri benzer bir kontrollü hücre ölümü sürecinden geçiyor. Ama bu süreç teknik olarak apoptosis değil. Yani vücudumuzdaki bütün hücrelerin bu şekilde öleceğini söylemek fazlasıyla iddialı olur. Ama apoptosis hücrelerin ölüp yerlerine yenilerinin gelmesini sağlayan çok yaygın bir idame yöntemidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.